Türk savunma sanayi Cumhuriyet'in 100. yılına adeta gövde gösterisi yaparak girmeye hazırlanıyor. Kara ve deniz araçlarıyla birbirinden gelişmiş yeni nesil füze ve savunma sistemlerinin ardından gökyüzünde Türk savunmasının kilit taşları olacak insanlı ve insansız hava araçları da tek tek pistlerle buluşmaya başladı. Savunmadaki Türkler programı 2 gün içerisinde peş peşe piste çıkarak nefesleri kesen Milli Muharip Uçak, Anka 3 ve Hürjet'i gündemine aldı. Orduların elindeki en büyük güç çarpanlarından biri olan hava araçlarına yönelik atılan adımlar sonrası Türkiye bu alandaki açığını kısa süre içinde kapatarak parmak ısırtan bir başarıya da imza attı. İHA ve SİHA'larla dünyada uzun bir süre gündemden düşmeyen Türk savunma sanayi, şimdi de yerli savaş uçaklarıyla yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bu kapsamda ortaya konulan ilk yerli savaş uçağı Milli Muharip Uçak, Anka 3 ve Hürjet 2 gün içerisinde peş peşe piste çıktı. Kısa süre önce ilk kez motorları çalıştırılan Milli Muharip Uçak, yer testlerinin bir sonraki aşaması olan taksi testlerine başladı. Bir süre boyunca pistte kendi motorlarıyla hareket eden ve ilerleyen Milli Muharip Uçak, böylelikle ilk taksi testini başarıyla tamamlamış oldu. Heyecanlandıran test sonrası Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, uçağın görüntülerini paylaşırken Yunanistan'ın da gözleri Milli Muharip Uçağın üzerindeydi. CNN Yunanistan Milli Muharip Uçağı tanıttı. 16 Mart'ta gerçekleştirilen ilk taksi testini başarıyla geçmesi geliştirme programı için önemli bir kilometre taşı denildi. Türkiye'nin iddialı programının meyvelerini verdiği, Milli Muharip Uçağı'nın F-35'e ait tüm özellikleri taşıdığı belirtildi. Türkiye'nin uçağı çok az ülkenin ulaştığı bir aşamaya kadar geliştirmeyi başardığı yazıldı. 2025 yılı itibariyle de ilk uçuşunu gerçekleştirecek Milli Muharip Uçak'ta ilk teslimatsa 2030 yılında yapılacak. Maliyetinin 15 ila 20 milyar dolar arasında olacağı tahmin edilen dev proje, bu bütçeyle Türkiye'nin en büyük savunma sanayi projesi olarak da adlandırılıyor. Milli Muharip Uçak radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretildi. Kokpiti tek kişilik olarak tasarlanan mini savaş uçağı, çift motorlu, radara karşı düşük görünürlük, gövde içi silah taşıma özelliği, gelişmiş uçuş ve atış sistemleri, çift fonksiyonlu radar ve elektronik harp kabiliyetine sahip olacak. Milli Muharip Uçak, çift kuyruk, çift motor ve köşeli yapısıyla oldukça dikkat çekiyor. Milli savaş uçağı, dördü gövde altında, dördü de gövdenin yanlarında olmak üzere 8 adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek. Radar da görünmezlik özelliğinden feragat edilebilecek durumlarda kanat altında 4 ayrı silah sistemi daha taşıyabilecek. Milli Muharip Uçağı'nın taşıyacağı tüm silah ve füzelerde yine Roketsan üretimi yerli ve milli ürünler olacak. Hem hava kara hem de hava hava muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetlerle donatılan 5. nesil çok rollü savaş uçağı, sahadaki üstün hava hakimiyetini ise yapay zeka ile artırılmış muharebe gücüyle sağlayacak. Üstün özellikleriyle tam bir savaşçı olan uçak 21 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe, 14 metrede kanat açıklığına sahip bulunuyor. 55 bin feet irtifaya çıkabilecek uçak, sesten 1.8 kat daha hızlı da uçabilecek. Milli savaş uçağı şu ana kadar üretilen veya üzerinde çalışılan 5. nesil savaş uçakları arasında en büyük uçak olma özelliğini de taşıyor. İlk görsellerini Aralık ayında Yeni Şafak'ın yayınladığı Anka 3 insansız savaş uçağı da piste çıktı. İlk kareyi Twitter hesabından paylaşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şu ifadeleri kullandı. Atak 2 yakında motor çalıştıracak. Anka 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz. Paylaşılan fotoğrafta Anka 3'ün dış silah istasyonlarında 2 adet füze bulunduğu gözlerden kaçmadı. Kuyruksuz olduğu için radarda tespiti zor. Elektronik harpte Türkiye'nin önemli gücü olacak jet motorlu Anka 3 Mius önümüzdeki aylarda havalanacak. Edinilen bilgilere göre Anka 3 jet motorlu olduğu için TUSAŞ'ın daha önce ürettiği Anka ve Aksungur'dan çok daha hızlı olacak. Daha fazla mühimmat, faydalı yük taşıyabilecek ve tasarımı kuyruksuz olduğu için radarda daha az iz bırakacak. Yeni nesil insansız hava aracı ve sistemiyle hedeflenen keşif, gözetleme yapması ve istihbarat toplaması, havadan karaya kullanılan birçok farklı mühimmatla taarruz yapması ve hava hava mühimmatlarıyla da düşman helikopter, pervaneli uçak ve İHA'larını avlaması. Anka 3 düşman radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirirken elektronik harp yapabilecek. Milli Muharip Uçak ve Anka 3'ün ardından Hürjet'te pistte görüldü. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün bismillah dedik, bugün maşallah.
Milli Muharip Uçak'tan sonra Hürjet'te piste çıktı, yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı. Gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor ifadelerini kullandı. Hürjet projesi, jet tekamül eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçaklarıyla akrotim gösterilerinde kullanılan F-35 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatıldı. Proje kapsamında TUSAŞ, jet tekamül, akrotim, harbi hazırlığa geçiş ve hafif taarruz olmak üzere 4 farklı Hürjet konfigürasyonu geliştirecek. Bu başlıklar altında hafif taarruz konfigürasyonundaki Hürjet ise silahlı insansız hava araçlarıyla savaş uçakları arasında bir ara platform görevi görecek ve böylelikle ekonomik bir tasarruf sağlanacak. Hürjet 1.4 Mach maksimum hız ve 45 bin feet maksimum irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak ve son teknoloji görev ve uçuş sistemlerini barındıracak. 9,8 metre kanat açıklığına sahip olacak uçak, geniş görev yelpazesi ve üstün yük kapasitesiyle de dikkat çekiyor. Öte yandan 13 metre uzunluğa sahip Hürjet'in menzili ise 2592 kilometre. Hürjet başüstü ve kaska monteli gösterge, dijital kontrollü uçuş sistemi, gelişmiş insan makine arayüzü, gece görüş uyumu, havada yakıt ikmaliyle otonom operasyonlar için APU gibi çok sayıda özelliğe de sahip bulunuyor. Hürjet'in 2721 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip hafif taarruz uçağı modeli, ülkemizle birlikte dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinde kullanılacakken, hafif taarruz, yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılmak üzere de silahlandırılacak. Bu kapsamda havadan havaya Gökdoğan ve Bozdoğan füzesiyle SOM seyir füzeleri de uçakta kullanılabilecek. Türk savunma sanayi Cumhuriyet'in 100. yılına adeta gövde gösterisi yaparak girmeye hazırlanıyor. Kara ve deniz araçlarıyla birbirinden gelişmiş yeni nesil füze ve savunma sistemlerinin ardından gökyüzünde Türk savunmasının kilit taşları olacak insanlı ve insansız hava araçları da tek tek pistlerle buluşmaya başladı.